Hani kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ ol. Burada oyma çiviyle oyma işlemi yapıyoruz. Evet, çizik kalemlerle. Halis Ustam, kolay gelsin. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Avcı Gümüş'teyiz. Evet. Büyük Yeni Ağa'nda. Çiviyle gümüş işlemi esasında sizden dursak daha güzel olacak mesleği. Tabii yapıyoruz. Gümüş ya da maden çok fark etmiyor aslında. Ağırlıkta gümüş üzerinde işlemi yapıyoruz. Kalkmacılık. Kalkmacılık yapıyoruz. Tamamıyla kullandıklarımız çekiç. Çekiç ve çivi. Çelik kalemler. Bunlar da kendimizin yaptığı çelik kalemler. Bu kalem çivileri nasıl hazırlıyoruz? Uzun çubuklar halinde alıyoruz bunları Karaköy'de. Daha sonra kendimiz ufak ölçülerle kesip ağızlarına istediğimiz şekilde bir şekil veriyoruz. Kullanacağımız materyale göre şekil veriyoruz. Şimdi bu bizim kabartma yaptığımız son şekline yakın. Yani bitmek üzere. Bitmek üzere olan bir ürün bu şu an. İçinde ziftimiz var. Ne olacak bu şu anda bu kabartılmış? Bu kiliselerde kullanılan bir kade. Kade. Altı, evet. Altı da var bunun. Yaklaşık 30 santim yüksekliğinde bir kade olacak. Kiliselerde şarap konup halka şarapta ekmek sunuluyor bunun dışında. Pek çok kabartmalar var. Evet, işlem evet. Adımları var bu azizler kalem için. Azizler üzerinde. Kiliseye ait azizler var. Gidecek kiliseye ait. Bunun ilk başlangıca yakın bir örneği var mı elimizde? Şu kabartmada olur yani hemen sağ tarafımızda. Şimdi Halis Usta, bu kabartmalar çivilerle yaptık. Evet. Son şeklini verildi. Evet. Aşağıdan bitmeye yakın şu an. Bunun hangi aşamalardan geçiyoruz? Önce şöyle bir kalıplı. Sıvamadan bu hale getiriliyor. Sıvama dediğimiz. Evet. Düz bir plaka bu hale getiriliyor. Daha sonra motifler çiziyoruz. Müşterinin istediği motif kalsın. Talep doğrultusunda talep, bu talep desenler doğrultusu. Oluşturuluyor. Desen oluşturuluyor. Daha sonra üzerine çiziliyor. Daha sonra içine çam sakızı doldurularak kabartmaları oluşturuyor. Kabartmaları oluşturuyor. Gördüğünüz kalemlerde kabartmaları oluşturuyor. Tabii günler alan bir iş. Çalışma. Tabii günler alan bir çalışma. Bu şimdi kabartma örneğimizin çalışmaların kabartmalı
desenlerimiz mesela bunlar bizim. Örneği, motiflerimiz tamam. Bunlar olacak. Sonra biz bunu bu gümüşe işleyeceğiz. Tabii, tabii. O gümüşün örneğini alalım. En sağda. Evet. Şu kabartma olan yere biz işleme yapacağız. Evet, azizim. Şu anda İslami bir motif var. Evet, Osmanlı. Bu nasıl geliyor? Bu talep size nasıl geliyor? İşte buradaki esnaf vasıtası. Müşterilerimiz genelde esnaf aşağı yukarı. Yani çok da böyle hiç bilmeyen insanlar gelmiyor. Genelde bilen insanlar geliyor. İşte motifini getiriyor. İstediği ölçüyü veriyor bize. Ondan sonra biz onu ona göre çizip ayarlıyoruz bu motifi. Artık neyin üzerine istiyorsa gümüş ya da bakır olabilir. Farklı madenler olabilir. Kalıp olarak da kullanabilirler bazen çoğaltarak. Her türlü yardımcı oluyoruz. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla burada bir serilik, hızlılık ön planda evet, İslami evet. Eserlerde. Evet, diğer Hristiyanlıkla alakalı şeylerde ise ince işçilik çok fazla. Evet, tek kişi için yapılan ürün. Halis Bey, siparişler size nasıl geliyor? Yani ne gibi talep? Tüccar mı getiriyor yoksa? Hepsi de var. Mesela direkt gelen müşterinin kendisi de getiriyor. Mağazalar aracılığıyla da geliniyor. Yani her türlü müşterimiz var. Çünkü bu yıllardır bu işi yaptığımız için artık bir şekilde biliniyoruz. Biliniyor. Yani ne yaptığımız da bilindiği için. He. Onlar neyle beraber geliyor size? Örnek olarak ne getiriyor? Şimdi ne istediğine bağlı. Mesela bir müşterimiz İncil istiyor. İncil'ini getiriyor. Üzerine gümüşten muhafaza yapılacak mesela. Motifini de getiriyor. Çok, çok eski bir motif. Bunu gümüşün üzerine uyarlayıp bunun üzerine giydireceğiz. Yani gene ağırlıkta sipariş üzerinde çalışıyoruz. İslam eserleri var. Tabii. Ondan sonra Hristiyanlık var. Her türlü. Ondan sonra çok farklı istediğimiz talepler, dinlere ait, ondan sonra kültürlere ait örnekler burada rahatlıkla yapılabilmekte. Tabii. Her türlü yapılıyor. Halis Usta'm, uzun yıllardan beri bu kalkma işini yapıyorsunuz. Evet, yaklaşık 30 yıla yapıyoruz. 30 yıla. Yani 15 yıla. Kaç tane çırağımız falan geldi mi buraya? Tabii çırak geldi ama mesleği bıraktılar daha sonra. Tutunamadılar. Yani mesleği devam etmediler. Farklı işlere yöneldiler. Ama bir usta yetişip de giden şu anda? Şu an yok. Yani burada yok. Yanımızdan ayrılıp hani bu işi yapan yok. Abinizle beraber çalışıyorsunuz. Evet, abimle beraber. Aile olarak da. Evet. Yani herhangi bir çırak talebi falan kendisi de ben öğreneyim diye gelen? Yok. Peki farklı bir soru soracağım şimdi. Anadolu'dan da size gelip bir ustanız gelip de ya ben bu işi merak ediyorum. Şurada eksiklerim oluyor deyip de size başvuran oldu mu? Şu ana kadar olmadı. Peki olursa biz ne yapacağız? Olursa yardımcı oluruz tabii ki. Bu kapı ağzına kadar açık. Tabii. Okullardan öğrenciler geliyor. Hani kısa bir süre bir eğitim alıp gidiyorlar. Gidiyorlar. Yani, ödev olarak alıyorlar onu. Hani öğrenmek için değil, hani ödev amaçları şey. Yani. Ben geçmiş yıllarda buraya geldiğimde Almanya'dan dahi gelenler olduğunu, evet. Çocuklarını gösteren olduğunu, evet. Fotoğraflara denk geldik. Onlara da bir bakalım. Ne oldu? Siz bir anlatabilir misiniz? Yani o yabancılar bizi, bu mesleklerimizi nasıl bilip de çocuklarını da buraya getirecek kadar ilgi gösterebiliyor. Rehber vasıtasıyla hani getiriliyor. Yani rehberler ön ayak oluyor. Ön ayak oluyor. Evet. Onlar da hoşuna, çok da hoşlarına gidiyor yani çocukların ve ailelerin de hoşuna gidiyor. Genelde yani senede birkaç kere tekrarlanıyor. Bu tür turlar var galiba. Tabii. Rehberler vasıtasıyla. Peki biz Anadolu'da veya da Türkiye'mizde, Anadolu demeyelim de, Türkiye'mizde bu meslekleri ne kadar biliyoruz? Çok bilmiyoruz. Hatta yani Kültür Bakanlığı'ndan dahi çok bilinen bir meslek değil. Hani kalkmacılık özellikle çok bilmiyor. Kalkmacılık ise farklı şeyler. Aldılar. İşlemecilik olarak hani daha çok biliniyor. Motiflerde. Antep tarzı iş olarak daha çok biliniyor. Yani çok bilinen bir meslek. Hani gümüşçülük çok fazla bilinen bir meslek değil. Türkiye'mizde. Bir meslek dalı olarak hani çok bilinmiyor.